Merhaba arkadaşlar, Geek & Roll kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde size rehber videoların üçüncüsü olması lazım, büyücü için ama. Bahsettiğim farm noktasını göstereceğim. Çok kısa sürede yüksek bir soul kasabileceğiniz, rune kasabileceğiniz bir yer size göstereceğim. Şöyle geçelim hemen oyuna. Oraya giderken de şöyle nerede olduğumu da göstereyim bu arada, çok özür dilerim. Şu an benim rehberimden ilerlediyseniz eğer Gatefront'tayız. Size ata aldırdığım yerdeyiz. Torrent'i aldırdığım yerdeyiz. Gatefront Grace'ine gelip abi burada ata binip olabildiğince dümdüz ilerliyoruz arkadaşlar. Dümdüz. Şu üstünüze düşmesin, bakın dikkat edin. Hızlı hızlı böyle geçerseniz bir sıkıntı yaşamazsınız. Oraya giderken de arkadaşlar eğer hani hoşunuza gidiyorsa, işinize yarıyorsa yaptıklarım, beğenip yorum yapmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. İstekler, öneriler hepsini açayım. Çünkü anca öyle kendimi geliştirebilirim. Haberiniz olsun. Şurada bir tane Golden Seed varmış. Onu da hemen yol üstü alalım. Şimdi buradan direkt dümdüz devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle devam. Yoldaki şeyleri almayı esirgemeyin. Smithing Stone 1'dir. Lazım olur bunlar bize. İleride. Zaten ben size hani istek geldikçe bu rehber videolarını devam ettireceğim arkadaşlar. Çünkü ben eğleniyorum ayrıca. Elden Ring'i seviyorum oynamayı. Farklı build'lerle falan. Yüksek ihtimal büyücü build'inden sonra arkadaşlar size Fate build'ini gösterebilirim. Bu şey build'leri var. Lightning build'leri var. Grace'i açtık. Şimdi neredeyiz onu da göstereyim. Şurası. Warmaster Shack diye geçiyor. Burası zaten Strength build'lerin vazgeçilmez yeridir. Burada Ash of War satın alıyorsunuz. Onu da göstereyim bu arada arada. Ekstra bilgiler olsun. Bu amcamızla Learn Skill diyorsunuz. Bakın böyle bu tarz STR'ler için güzel Ash of War'lar var. Perimeri var mesela. İyidir yani. Şimdi burada ata biniyorsunuz. Giderken de konuşmama, muhabbetime devam edeyim. Şeyi yapmayı planlıyorum arkadaşlar. İşte bu yıldırım boyutları var ya, kırmızı yıldırım boyutları böyle tek atıyor falan. O tarz böyle o boyutları da göstereceğim size, hiç merak etmeyin. Şimdi burada 5 tane devimiz var. Bir tane bu, 2 şu, 3 şu, 4 şu, bir de arkada bir tane daha var, 5. Şimdi arkadaşlar bununla böyle kapışacaksınız böyle bu şekil. Zaten hani bunu spamladığınızda hatırlarsanız tek atıyorduk. Tek değil de şey yani. Bakın 1200 bundan geldi. Gold Scarab takılı şu an. İkinci bunu keseceğiz. Bunun hepsine aynı hasar vurmuyoruz. Çünkü hepsinin farklı yüksek ihtimal şeyler falan. Güzel. Bakın vuramıyor yani. Bu şekil 2. Şimdi şunu şey yapacağız. Selam canım. Ne haber? İyi misin? Dira. Güzel. Bununla da ölür diye umuyorum. Ölmedi. Bir tane daha atalım. Şimdi arkadaşlar şunu merak ettiğinizi biliyorum. Gördüğünüz burada bu oyunda Elden Ring oynarken böyle bu tarz şeylerden çok göreceksiniz. Anlatacağım tabii ki de. Merak etmeyin. Hiç şüpheniz olmasın. Bu videoda anlatacağım hatta. Nasıl olacağını göstereceğim size tabii ki de. Var, dikkatli izleyin hani, ama hani burada anlatacağım bir şey yok gerçekten, çünkü yani hasarınız çok yüksek olduğu için benim saldırdığım şeylerle. Hola amigo. Geleceksin mi? Kapışalım mı? İster misin? Şimdi bunu arkadaşlar kovalattıracaksınız kendinize. Ama son bir tane bırakıp şey yapın, çünkü manyak derecede hasar aynı anda hepsi toplanırsa geberip gidersiniz, haberiniz olsun. Şimdi bunu böyle yakından kovalayın, çünkü kovalattırın. Çünkü eğer uzaktan şey yaparsanız bu bağırır size ve uzaktan hasar atar o bağırması. Şöyle devam edelim. Şu şekilde getirin bunu. Şu taşa doğru getirmeniz lazım. Şöyle getirdiniz. Bakın. Hop. Vurdurmanıza gerek yok bu arada. Hani oradan geçerse, yürürse de aynı şey oluyor. Haberiniz olsun. Ay. Bu benim hatam. Böyle bir şey yaşanmaz normalde. Haberiniz olsun o da. Bu da benim hatam olabilir. Tamam, şu anda güzel. Şu an mesela sıçtı.
Böyle bir şey yok. Bu kadar. Zaten üçüncüsünde mi? Üç ya da dördüncüdeyken şeyi kırıyorsunuz, poison'u. O da yere düşüyor zaten, ondan sonra da kesiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu oyunda belirli yerlerinde böyle kırılabilecek şeyler var. İçlerinde de smithing stone çıkıyor. Bu şekilde. Şimdi buradan toplamda 5 tane devden hepsinden 1-200 aldıkça 6000 yapıyor galiba. Aynen. 6000 ürün alıyorsun abi. Ondan sonra ne yaptın? Geldin buraya, ışınlandın, değil mi? Buraya ışınlanıyorsun. Oyun yüklenmesi de SSD'nize bağlı olarak değişir. 5 saniye, 10 saniye artık. Sonra tekrar buradan bir daha koşuyorsun abi. Tamam mı? Aynı şeyi bir daha yapıyorsun. Ve yani güzel paradır, iyi paradır oyun başında. Çok önemlidir yani. Çünkü arkadaşlar bakın şunu da keseyim. Geri döneyim. Size alabileceğim leveli göstereyim. Şu şekilde. Demin niye bu tek yedi şimdi? Ha, çünkü şey demin kafasına falan mı vurduk herhalde? Sol gelsin. Tamam geldi. Şöyle. Kaç level alacağız bir bakalım. Ama yüksek mal çok alamayacağız çünkü yani gösterdiğim rehberde 120 bin ürünle level aldık biz. Şu an mesela bir tane level alabiliyoruz. Onu da intelligence'a verirsiniz. Intelligence vermeyin, biraz mana verelim. Manamız çok düşük kaldı. Şu an eğer benimle beraber devam ediyorsanız bu arada şöyle böyle bırakayım ya, böyle iyidir. Ya da şöyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar farm kısmı bu kadardı. 7 dakikalık bir video olmuş. Burada söyleyeceğim şey, levelleri benim verdiğim gibi devam edin. Ondan sonra ben bu videoları atmayı bıraktığım zaman, eğer hani istek gelmezse tabi, vereceğiniz şeyleri söyleyeyim size. Şimdi intelligence'ınızı 30 yaptınız, hasarınız güzel bir bölümde. Şimdi oyunun belirli yerlerinde güzel büyüler alacaksınız. Fakat bunun için ilk iki main boss'u kesmeniz lazım. Yerini göstereyim bu arada o boss'ların. Şu kısımdan ilerleyip buradaki boss'u keseceksiniz. Ondan sonra Red Main Castle'dı galiba ismi. Buradaki castle'ı tamamlayıp şuraya doğru açılacaksınız. Burada işte Raya Lucaria akademiye girme olayları falan var. Glinstone Academy Key'i alacaksınız vesaire. Bunları ben Elden Ring Kolay Oyun Arkadaşlar diye böyle bir yani esprili bir seri yapmıştım. Playlist yapmıştım. Eğer haberiniz yoksa bakabilirsiniz ona da. Oradaki kestiğim ejderha da gösteriyorum aslında. Sanırım o video var. Orada bir anahtar var. Anahtarı alıp akademiye giriyorsunuz. Akademide belirli yerlerde güzel büyüler var arkadaşlar. İstek gelirse tabii ki de onları da çekerim. Bu büyülerle ilerleyeceksiniz. Şimdi level kısmına gelirsek. Intelligence'ını 30 yaptın. Vigor'unu 30'a sabitle. Mind'ını da 25-30 arasında geldikten sonra full intelligence abanacaksın. Ondan sonra size kendi şu an başka bir hesapta bu değil. Kendi yaptığım absürt hasarı olan bir büyü build'ini de gösterebilirim. Direkt Comet Azur build'ini de gösterebilirim. Azur build'ini çok absürt hasarlara sahip olan. Ve her şeye tek atabildiğiniz, hani hiç abartmıyorum, gerçekten tek atabildiğiniz. Build'i de gösterebilirim. Tamamen istekleriniz doğrultusunda yapacağım zaten. Ama böyle canım çekerse de yaparım. Yüksek ihtimal canım çekecek çünkü seviyorum o büyücü build'lerini. Oyunu çok kolay gösteriyor ama aslında büyücüler için kolay oluyor. Neyse. Yine bir 10 dakikalık video oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Bir sonraki rehberde, oyunda ya da artık bilmiyorum. Görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın.